Bir sonraki bölüm olan parça ve unsurlarla devam ediyoruz. İlk olarak uzun süredir beklenen bir özellikten bahsetmek istiyorum. SOLIDWORKS 2024 ile dosyalarınızı eski sürümlerde kaydedebilirsiniz. Şimdilik sadece 2022 ve 2023 sürümlerine kaydedilebilmekte. Bu özellikle birlikte SOLIDWORKS'un eski sürümlerini kullanan iş ortaklarınızla entegre çalışabilirsiniz. Şimdi bu özelliği nasıl kullanacağımıza bakalım. Dosya açıkken farklı kaydet penceresine geliyoruz. Kayıt türüne baktığımızda mevcut versiyonda kaydedilebildiği gibi 2022 ve 2023 versiyonlarında kaydetme seçeneğini de görüyoruz. Dosyayı 2022 versiyonunda kaydedebilir ve eğer isterseniz artık SOLIDWORKS 2022'de de açabilirsiniz. İşinizi kolaylaştıracak bir diğer özellik, döndürerek kesme komutu içerisinde kesme yönünü ters çevirme özelliğidir. Parçanın Start konfigürasyonuna gelip, döndürme ile kes komutunu çalıştırdığımızda, kesilecek tarafı ters çevir kutusunu bu komut ayarları içerisinde bulabiliriz. Normal şartlarda kesilecek kısım kontürün iç kısmı iken, yönü ters çevirdiğimizde kontür dışında kalan kısımların kesildiğini görebiliriz. 2024 versiyonu ile gelen bir diğer özellik silindirik sınırlandırma kutusudur. Tornalanmış veya silindirik parçalar için sınırlandırıcı kutu oluştururken artık tip olarak silindirik seçebiliyoruz. Ve özel referans düzlemi seçerek de sınırlandırıcı kutunun şekline müdahale edebiliyoruz. Böylelikle sınırlandırma kutusu oluşturmada esneklik kazanmış oluyoruz. Ölçülendirme işlemlerinizi kolaylaştıracak bir diğer yenilik çizim ölçümlendirme ön izlemesidir. Bu özellikle beraber akıllı ölçümlendirme kullanmadan çizgiye tıkladığımızda ön izlenen bir ölçümlendirme görüyoruz. Ve ölçülendirmeyi ekleyip boyutunu düzenleyebiliyoruz. Akıllı ölçümlendirme ile aynı karaktere sahip. Bu özellikten faydalanarak zamandan tasarruf edip modelimizin yapım süresini kısaltabiliriz. Delik sihirbazına gelen yenilikler ile hareket kabiliyetimiz oldukça artacak. Delik sihirbazı komutuna girdiğimizde mevcut çizimi kullan diyerek var olan çizimi kullanabilir ve çizim geometrisinden örnekler oluştur kutusu ile bu çizim üzerinden köşe kısımlarının seçilmesini sağlayabiliriz. Yardımcı geometrisinde örnekler oluştur kutusunu işaretlediğimizde ise yardımcı çizgide bulunan köşelerde delik konumu ayarlayabiliriz. Atlanacak örnekler bölümü ile delik oluşmasını istemediğimiz bölümleri seçebiliriz. Simetrik doğrusal çoğaltmada tek tıklama ile ters yönde desenler oluşturabiliriz. Unsur çoğaltma işlemlerinde hız kazandıracak bu özellik ile ayarlanan çoğaltma simetrik olarak ters yöne de eklenebilir. Ve hızlıca her iki yönde çoğaltma yapabilirsiniz. Şimdi de budanmış yüzeyleri geri alabileceğimiz bir özellikten bahsedeceğiz. Öteleme yüzeyi ile seçtiğim yüzeyi 0 mm öteleyebiliriz. Ve sonrasında yüzey budamayı geri al diyerek doldurulacak yüzeyi seçiyoruz. Üst yüzeyi dışarıda bırak kutucuğu ile komutu onayladığımızda tüm delikleri kapatacak şekilde yüzeyler oluşturabiliriz. Parça ve unsurlar kısmına gelen bir özellik de çok gövdeli parça oluştururken montaj değişikliklerini bu parçalara yayabilme özelliğidir. Araçlar, çok gövdeli parça oluştur dediğimizde solda açılan pencerede montajdan parçaya transfer edebileceğimiz seçenekler çıkmakta. Burada gerekli seçimleri yapabilir ve montajdaki değişkenlerin parçaya da etkilemesini sağlayabiliriz.
Montaj ile bağlantısını koruyarak montajda yapılan değişikliğin bu yeni oluşan parça dosyasına da yansıması sağlanabilir. ...2024 yeniliklerini bahsetmemiz gereken birkaç ayar şu şekildedir. Bunlardan ilki, çizim ölçümlendirme ön izlemesini görebilmek için sistem seçenekleri, çizim yolunu izleyip, seçildiğinde çizim boyutunu ön izle seçeneğini işaretlememiz gerekmektedir. Diğer bir nokta, önceki sürümde kaydetme yaparken en fazla iki versiyon öncesinde kaydetme yapılabilir. Ve kaydedilen sürümde bulunmayan, var olmayan bir özellik veya unsur var ise bunları kaldırma gerekliliğidir. Bu unsurlar kaldırılmadan kaydetmek istediğimizde hedef sürümde bulunmayan özelliğin belirtildiği bir uyarı ekranıyla karşılaşırız.